Yaşar hayat bize. Gelin yaşayın içimizde neşeyle. Kamp macerası. Bu bizim aile geleneğimiz. Her yıl Dünya Çevre Günü'nde mutlaka kampa gideriz. Şapi'nin ilk kampı olacak. Aa, eminim birlikte çok eğleneceğiz. Bak Şapi, bunlar lavanta. Dediğim de hemen. Hadi sen de kokla. Çok güzel kokuyor. Olamaz. Mutlu. Oy. İyi misin Mutlu? İyiyim. Şapi'nin lavantaya alerjisi varmış. Öğrendiğimiz iyi oldu. Bap 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 bap. Kamp alanımız burası. Çadırlarımızı kurabiliriz. Ben çadırımı buraya kuracağım. Ben de buraya. O zaman ben de buraya kuracağım çadırımı. Bence de yakın olalım. Gece ayılar falan gelirse birbirimize yardım ederiz. Har har! Ayılar da zaten hemen bahçemizin dibinde yaşıyordu. Ayı mı? Çok komiksin Ömer. O da ne? Bir trambolin. Hop! Zıplama zamanı. Daha yükseğe, daha yükseğe. Kolum yoruldu çocuklar. Daha yükseğe, daha yükseğe. Hadi inin bakalım. Mutlu, hadi gel çadırımızı kuralım. Hava kararmak üzere. Geldim anneanne. Alın bakalım. Bayılırım Mısır'a. Nefis görünüyor. Bayılırım Mısır'a. Afiyet olsun çocuklar. Patates güzel gider şimdi. Oo, Şapi uyumuş. Ben de dinleneyim artık. Hadi iyi geceler çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. Açık hava yordu beni de. Hadi herkese iyi geceler. İyi geceler. Aranızda güzel bir hikaye bilen var mı? Ben çok güzel hikayeler biliyorum. Oh, anlatsana bir tane. Ama biraz ürkütücü. Ürkütücü hikayelere bayılırım. Dinleyin o zaman. Bir gün tam 5 çocuk kampa gitmiş. Oo, hem de kamp hikayesi. Hem de 5 çocuk. Kamp konusunda deneyimli olduğum için bir sürü hikaye biliyorum. Anlat hadi Gökmen, merak ettim. Çocuklar ateş başında oturuyorlarmış. Birden uzaklardan sesler gelmeye başlamış. Ne oluyor? Henüz bir şey olmadı Mutlu. Asıl hikaye şimdi başlıyor. Sesler giderek yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış. Çocuklar hemen çadırlarına kaçmış. Bir ayı kamp alanına gelmiş. Karnı çok ama çok açmış. Ayı mı? Evet, karnı da çok açmış. Sesleri duyuyor musunuz? Evet, hem de çok yakından geliyor. Aa, ayı geliyor. Anne, baba, imdat. Aa, Mutlu ne oldu? Ayı geliyor, ayı. Karnı da çok açmış. Ha, ne ayısı? Kutup ayısı olmadığına eminim. Sesini duydum. Ayıydı işte. Buralarda ayı olmaz ki. Varmış işte. Karnı da açmış. Karnı açsa oturur bal yer. Bal mı? Tabii. Ayılar bala bayılır oğlum. Bal demek. İşte bunu hiç bilmiyordum. Buralarda ne ayı olur ne de kurt. Bence de. Ama bu seslerin bir açıklaması olmalı. Yine de Kenan amcaya haber versek mi? Aa, pili bitti galiba. Sesler kesildi. Ses cihazımın pili bitti de ondan.
Demek sesler senden geliyordu. Hikayeme daha gerçekçi bir hava katmak istemiştim. Gerçekten bir açıklaması varmış. Oh, rahatladım. Ne geceydi ama. Korkmadım desem yalan olur. Nereden gelir aklına böyle şeyler Gökmen? Yatsak iyi olacak. Sabah yapacak çok işimiz var. Herkese iyi geceler. Hadi biz de yatalım. Yarın da bir hikaye bekliyoruz Gökmen. Merak etmeyin. İyi geceler. İyi geceler. İyi dinlenin. Oo, bir baykuş. Ağaç kaka mı? Buralarda mutlaka bir arı kovanı olmalı. Oh, işte bir buzbuz arı. Bakalım bu arıcık nereye gidiyor? Bekle beni, geliyorum. Kime diyorum? Gelmedik mi hala? Hah, buldum. Canım arılar, tatlı arıcıklar. Bu ne güzel kovan böyle. Ballardan azıcık bana da bırakın. Ayılara vereceğim. Evet evet, yaklaştım. Az kaldı. Hah. Hadi Mutlu, yapabilirsin. Yavru kurtlar, akşam kamp ateşi için çalı çırpı toplanacak. Kahvaltı için yardım edilecek. Ormanda ne kadar çöp varsa toplanacak. Kahvaltıyı ben hazırlarım. Hiç merak etmeyin. Ben çöpleri toplarım. Efendim, ben de çalı çırpı toplarım. Ben de. Mutlu yok. Çocuklar, Mutlu'yu gördünüz mü? Olamaz kardeşim. Bak bak bak. Sakin olun. Ah, ah, buralarda bir yerlerdedir. Mutlu. Mutlu. Ben bu tarafa bakacağım. Tamam, biz de bu tarafa bakalım. Mutlu'nun sesi mi? Mutlu'nun sesi mi o? Peşimi bırakın artık. Mutlu. Mutlu mu? Arılar, sizi sinirlendirmek istemedim. Özür de diledim. Bir daha olmaz. Gerçekten. Aa, Mutlu, ne oldu oğlum? Arılar gitti mi? Gittiler. Babacığım. Neredeydin Mutlu? Biz de seni arıyorduk. Ayılar için arı kovanından bal almak istemiştim. Arı kovanından mı? Evet. Bal vardı oğlum. Arı kovanına gitmeye ne gerek vardı? Hem sen neden bal vermek istiyorsun ki ayılara? Ayılar bal yer dediniz ya, o yüzden. Ayı yok ki hiç burada. Dün vardı ama. Sanırım benim hatam. Özür dilerim Mutlu. Sana söylemeliydim. Ne? Sesler buradan mı geliyordu? Hikayemize biraz heyecan katmak istemiştim sadece. Artık kapat istersen o cihazı Gökmen. Kapalı zaten. Pili bile yok. Bakın. Cihaz çalışmıyor. Peki bu ses nereden geliyor? Şu taraftan. İyi de buralarda ayı olmaz ki. Hadi bir gidip bakalım. Yürüyün, yürüyün. Anneciğim, ben önden gideyim. Ne olur ne olmaz. Yumak, gel buraya. Yumak. Ayı, ilk kez bir ayı göreceğim. Çok heyecanlıyım. Acaba ne ayısı? Panda olacak hali yok ya. Keşke panda olsa. Pandaları çok severim. Ben size demiştim. Gördünüz işte. Bak Şöpi, bu ayı. Canı yanıyor galiba. Nesi var bunun? Ah yazık. Hayvanın ayağına kıymık batmış.
Anneciğim dikkat et. Uzat bakalım ayağını. Kıyamam, dur bir bakayım sana. Ha, kıpırdama. Alıyorum. Geçti geçti. Ben ona neyin iyi geleceğini biliyorum. Bak bende ne var. Oyucuk, bol ister misin? İstersin tabii. Benimki de soru. Oo, ye ye, şifa olsun. Niye öyle bakıyorsunuz? Sen ayıya bal mı verdin? Evet. Bundan sonra yanımda bal olmadan ormanda gezeceğimi düşünmüyorsunuz herhalde. Şimdi rahat rahat kahvaltımızı edebiliriz. Kurt gibi acıktım. Kurt mu? Ormanda kurt mu var? Kurt demişken aklıma kurtlarla ilgili çok güzel bir hikaye geldi. (Gülüyor)